Aradan sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok duygusal anlar yaşıyorum. Hepiniz çok yakın bir tarihte birinci ligden Süper Lig'e çıkarken özellikle şampiyonluk kutlamasını bu meydanda yapmakla ilgili bir fikir. Bu kusura bakmasınlar bir ego söyleme değil. Aklıma ilk gelen yer bu şampiyonluk kutlamasını nerede yapalım dediğinde ben yıkılan ve birçok taraftarın anısı olan eski 19 Mayıs stadında yapalım dedim. 1,5 yıl önce yaptığımız burada bu meydanda yaklaşık 50 bin kişiye bu stadın yapılmasıyla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız ve bu işin takipçisi olacağımızla ilgili söz vermiştik. Bu sözümüzün gerçekleşmiş olması ve adım adım inşallah 2025 sezonunda bu stad Ankara Gücü'nün emrine verildiği zaman ve Ankara Gücü 50 bin kişilik bu statta 45 bin yazıyor da yalnız 2032 Avrupa Şampiyonası finali bu statta oynanacağı için bu statın kapasitesi 50 bine çıktı. Onun da müjdesini vereyim. Burası Ankara Gücü'nün evi, Ankara Gücü'nün camiasının evi ve burası Ankara Gücü'nün olacak. Başkan değilim. Şu anda da başkan... Sağ olun. Ömür boyu başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbı. Evet, eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadarı ağır bir ceza verilmesinde herhalde bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek ve bunu kara bir leke olarak anacaktır. Önemli değil. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzde Ankara Gücü'ne hizmet sevdasını alamazsınız. Sevgili Ankara Gücü'ler, bugün iyi şeyleri konuşmak için, iyi bu eseri görmek için bir araya geldik. Çok hızlı bir şekilde yürüyor. Biz işin takipçisiyiz. Bu işin ekonomik olarak buraya ödenek ayrılması için Cumhurbaşkanımız gerçekten ivedi bir şekilde bu stadın gecikmesinden dolayı Spor Bakanlığı'na ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na talimat vererek bu stadın yapılması için bütün ödenekler kısılmasına rağmen buranın ödeneğini serbest bırakarak bu stadın bir an evvel yapılması için gerçekten çok özveride bulundu. Burada sizin şahsınızda kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Yürü be İstanbul'u kullanıma sunduk. İnsanların yürüyerek puan kazandığı ve ödüller elde ettiği bu sistemle 500 bine yakın İstanbulluya 30 milyarın üzerinde adım attırdık. Ve adımları karşılığında da hak ettikleri ödülleri elde ettiler. Tüm bu yaptıklarımız ile İstanbul'un fiziksel aktivite oranını %13'ten %30'a çıkardık.